Herkese merhaba ben Onuran Keskin. Bu videoda sizlerle birlikte LG 65 Nano 916 modelini yakından inceleyeceğiz. LG 65 Nano 91 bu arada LG 65 Nano 916 olarak da geçiyor. LG 65 Nano 91 3840 2160 çözünürlüğünde yani 4K çözünürlüğünde HDR bir ekrana sahip. Tabi 65 inç 4K İkisi bir araya geldiği zaman gözünüz biraz korkabilir. Fakat bu durum sizi hiç korkutmasın. 3840 2160 çözünürlüğünde 67.7 ppi'ye sahip bu ekran. Bu da 1.5 metre 2 metre civarında izlediğiniz zaman ki zaten 65 bin inç televizyonu o kadar yakından izlemek sağlıklı bir sonuç vermez. Hem gözleriniz için hem de göreceğiniz görüntü kalitesi açısından. O yüzden 67.7 ppi'lik değer gayet net, gayet kullanılabilir, gayet sizi memnun edebilecek bir değer. Televizyon 65 inç, 25.7 kilo ayaklıkları dahil. O yüzden televizyonu konumlandırdığınız yer çok önemli. Allah korusun bir çocuğunuz vardır, evcil hayvanınız vardır veya bir baygınlık geçirsin. Bir durum olur. Televizyona çarptığınız zaman üstünüze düşerse eğer gerçekten çok kötü senaryolara sebebiyet verebilir. O yüzden konumlandırdığınız yerden emin olun. Eğer herhangi bir duvara veya bir TV ünitesine bağlayacaksanız ürünü mutlaka ve mutlaka LG'nin önerdiği veya çok kendini kanıtlamış çok sağlam ürünleri tercih edin. 65 inç. Evet biraz göz korkutuyor ama gerçekten çok ince ekranlara sahip. Hatta bu sonsuz ekran dedikleri ekranlardan çok ince bir çerçeveye sahip ama kalın bir çerçeveye de sahip olabiliyor. Ne demek kalın bir çerçeveye sahip olabiliyor? LG burada şöyle bir şey yapmış. Siz kullanmadığınız zamanlarda veya istediğiniz zamanlarda televizyon Aynı bir tabloymuş gibi davranıyor ve kendi içinde hazır bulunan şablonları sırasıyla bir galeriye dönüştürüyor. Elji aslında burada şu mesajı vermek istiyor biraz da. Benim televizyonum çok net, tablo gibi netliğe sahibim. <laughs> ve gerçekten de bu söylemin hakkını veren bir televizyon. Şimdi görüntü tarafında çok güzel özellikler var ama oraya geçmeden önce biraz WebOS'u tanıyalım. WebOS Palm firması tarafından üretilmiş. Daha sonra HP'nin eline geçmiş ve oradan da LG tarafından devralanıp geliştirilmeye devam edilen bir işletim sistemi. Android tabanlı değil de Linux tabanlı çalışıyor. Ve gerçekten yani deneyimlerime bakarak söylüyorum. Hızlı akıcı ve tepkisel hareketlerde gayet başarılı sonuçlar veriyor. Şunu da söyleyeyim hani Netflix, YouTube, Amazon Prime, Alexa, Twitch gibi hani bir akıllı televizyondan beklediğiniz tüm uygulamalara sahip ve geniş bir uygulama mağazası var. İstediğiniz uygulamayı indirip kullanabilirsiniz ve bu uygulamalar akıcı olarak çalışıyor. Bu uygulamalar neden akıcı olarak çalışıyor? Çünkü LG'nin kalbinde Alpha 7 4K 4 çekirdekli bir işlemci mevcut. Bu işlemci aynı zamanda yapay zeka yetenekleriyle de öne çıkıyor. Şimdi televizyonda yapay zeka nasıl kullanılıyor? Siz bir içerik izlerken, içerik tüketirken izlediğiniz içeriği analiz ediyor ve bu analizler sonucunda gerekiyorsa noise reduction uyguluyor. Yani bu karıncalama temizleyici diyeyim noise reduction uyguluyor, kontrast oranlarını değiştiriyor, parlaklık oranlarını değiştiriyor ve size görebileceğiniz en güzel görüntüyü vermeye çalışıyor. Tabii HDR içerikler tükettiğiniz zaman da diğer renk parametrelerine de dokunuşlar yaparak daha güzel, daha iyi bir HDR deneyimini vaat ediyor. Bulunduğunuz ortamın ışık analizini yaparak da size en doğru görüntüyü, en güzel görüntüyü vermeye çalışıyor. Bunu aynısını ses kısmında da yapıyor. Dinlediğiniz sesi ortamınızı yine analiz ederek size en uygun şekilde gelmesini sağlamaya çalışıyor. Bunu yaparken de yapay zeka sayesinde equalizer işlemi uyguluyor ve yeri geldiği zaman basları kısıyor, yeri geldiği zaman tizleri açıyor. Adaptif bir şekilde düzenlenen bir ses deneyimi sunmayı vaat ediyor. A7 4K 4 çekirdekli işlemci vaat ettiği özellikler bakımından gayet yeterli, gayet güçlü bir işlemci. Aynı işlemcinin A9 8K versiyonu var. O da isminden anlaşılacağı üzere 8K televizyonlarına yerleştirdiği bir işlemci. Fakat bizim televizyonumuz 4K ve bu televizyon için gayet yeterli, gayet dolu dolu bir işlemci. Şimdi görüntü özelliklerine yavaş yavaş geleceğim ama görüntü özelliklerine gelmeden önce bu televizyonun ses kısmında da önemli yetenekleri mevcut. True HD modunda 48 kHz, Dolby Digital ve Dolby Digital Plus modunda 32 kHz, 44.1 kHz ve 48 kHz ses sunabilmekte. PCM yani Pulse Code, Pulse Code, Pulse Code, Pulse, Pulse Code Modulation, Pulse Code Modulation, Pulse Code Modulation. Bu teknoloji sayesinde de 192 kHz veya 92 kHz'e kadar da bu değerleri çıkartmak mümkün. Kısaca bu kiloerz ne anlam ifade ediyor onları da söyleyeyim size. Hangi aralıkta seslerden örnek alındığını belirtiyor. Yani 44100 kere bir örnekten ses alırsanız eğer bir saniye içinde bu sesin örneklenmiş kalitesini gösteriyor. Bunu da sayılara çevirdiğiniz zaman hangi sayılara çevirdiğiniz önemli. 16 bitlik sayılara çeviriyor. 32 bitlik sayılara çeviriyor. Ve ses daha kaliteli bir şekilde kodeklenmiş oluyor. Ses konusunda bazı sayıları göstermek çok da doğru olmayabilir. Ben sizin için kısa bir ses sample örneği alıyorum. En azından fikir vermesi açısından bir yol gösterici olabilir. Nano 916 20 wattlı hoparlörleriyle gayet güzel bir ses deneyimi vaat ediyor. 25 puandan sonra pek bir kazanç sağlamasa da 100 puana geldiğinde herhangi bir distorsiyon ve deformasyon belirtisi göstermiyor. Lakin 100 puanda bas kısımlarda bir kompresyon etkisi kendini gösteriyor. Ve gelelim şimdi görüntü kalitesine. Aslında benim en çok heyecanlandığım kısım burada başlıyor. 4K 50 kare 60 karede 420 422 444 şeklinde sıkıştırılmış videoları oynatabiliyor. Bu ne demek? Chroma subsampling yani Chroma alt örnekleme demek. En basit haliyle anlatmak istiyorum. 4 tane piksel düşünün. Bu 4 piksel yanındaki piksellerden hangi renge ait olabileceğini seçiyor. Bu sayede kaliteden çok az feragat ederek gayet kaliteli bir görüntü elde ediyoruz. Bu 444 olduğu zaman her piksel kendine ait bir değere sahip oluyor. Bu sayede de daha derin, daha net görüntüler elde edebiliyoruz. Eğer HDMI 3 ve 4. portundan bağlarsanız 4K'da 120 kareye kadar 444, 422 ve 420 sıkıştırılmış videoları izleyebiliyorsunuz. Tabi bu H yani H265 sahip görüntüler için geçerli. Fakat H265'de temelinde 444, 422'de olduğu gibi bir sıkıştırma metodu uyguluyor. Bu sayede daha az sıkıştırılmış görüntü daha yüksek kalitelerde izlenebiliyor. Tabi görüntü kalitesinden bahsediyoruz, renklerden bahsediyoruz. Renk derinliğinden bahsetmezsek olmaz. Bu televizyon 10 bit 1 milyar renk kapasitesine sahip bir televizyon. Bu televizyon Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, ve HLG yani hibrit nok gibi renk uzaylarını da destekliyor. HDR'ı da kısaca bir özet geçmek gerekirse aslında iki şekilde HDR var. Yani iki tane farklı HDR tanımı var. Birinci HDR görebildiğiniz en yüksek aydınlıkla görebildiğiniz en karanlık yerin hala seçilebilir olması. Bunun içinde telefonlarımızda mesela HDR mod falan vardır. 2 veya 3 pozlama yaparak üçünü birleştirir ve görülebilen en yüksek detayı vermeye çalışır. Bu birinci HDR çeşidimiz. Diğer HDR ise REC 709 değil de REC 2020 gibi daha üst kademelerde renk derinliğine sahip olan daha renkli görüntüler görmemize sahip olan teknoloji High Dynamic Range olarak geçiyor. Bunun bir önceki versiyonu da HDR içerikler. Bugün YouTube'da veya televizyonda tükettiğimiz görüntüler REC 709 SDR içeriklerden oluşmakta. Tabi televizyon bunlara izin veriyor ama bu kalitede izleyebilmek için de içeriklerinizin de bu kalitede olması gerekiyor. İçindeki Netflix uygulaması ve diğer uygulamalardan bu kalitede içerikler tüketmeniz mümkün. Televizyonun görüntü konusunda sevdiğim bir diğer özelliği de 0.0035 nite kadar düşebiliyor. Yani siyahlar gerçekten siyah. Bu da diğer televizyonlara nazaran öne çıktığı özelliklerden bir tanesi. Tabi bu televizyonu aldığın zaman oyun da oynamak istiyorsunuz. Onun için de güzel haberlerim var. Bu televizyonda değişken yenileme hızı mevcut ve otomatik düşük gecikme modu mevcut. FreeSync teknolojisine geldiğimiz zamansa bugün bulunduğumuz tarih itibariyle güncelleme ile gelecek olarak gözüküyor. Yavaşça televizyonun özelliklerini toparlayalım. Bu televizyon geniş bir uygulama mağazasına sahip. Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanıp müzikleri çalabileceğiniz, web tarayıcısı ile internette gezinebileceğiniz, otomatik erişim engeli sayesinde sakıncalı siteleri engelleyip sağlıklı bir web deneyimi geçirebileceğiniz, 360 VR içerik desteği olan. 300 mm, 300 mm VESA desteği olan 4 adet ikisi HDMI 2.0, diğer iki tanesi de HDMI 2.1 olmak üzere 3 adet USB girişi, 2 adet RF girişi, optikal dijital ses çıkışı, LAN bağlantısı ve 3.5 mm kulaklık çıkışına sahip zengin bağlantı seçenekleriyle donatılmış gayet üst düzey bir televizyon. Fiyatına değinmek istemiyorum çünkü oynak bir kur var, her an her şey olabiliyor. Bu televizyon... 118 Watt enerji tüketimine sahip yıllık da 164 kW saat gibi bir enerji tüketimi vaat ediyor. Yani şöyle söyleyeyim bu televizyonu açık bıraktığınızda ya bu, hafta, bu ay sonu fatura ne gelir derdi yaşamayacağınız A plus verimliliğinde bir televizyon. Nanosel teknolojisine de değinmemiz lazım. Nanosel teknolojisi sayesinde pikseller sizin görmediğiniz dalga boyundaki renkleri filtreleyerek renklerin deforme olmadan size ulaşmasını sağlıyor. Bu sayede daha güzel, daha dolgun ve daha canlı renkler görebiliyorsunuz. Gerçekten nanosel bu televizyonda gayet güzel çalışıyor. Gayet hoşunuza giden renkler üretebiliyor. Bunun yanında kumandasını da çok ince bir değinmek istiyorum. Kumanda gayet hızlı çalışıyor. Netflix gibi Amazon Prime gibi hazır anında ulaşabileceğiniz tuşlar mevcut. Bu tuşlar sayesinde hiç takılmadan anında istediğiniz içeriğe ulaşabiliyorsunuz. Kumandada mikrofon tuşu mevcut. Mikrofon tuşuna basılı tuttuğunuz zaman televizyona istediğiniz şeyleri komut edebiliyorsunuz. Kumanda gyroskop sayesinde bir mouse gibi çalışabiliyor. Ortasında da bir scroll var. İçerikleri kaydırmanıza yarıyor. Gerçekten çok hızlı çalışıyor. Çok verimli bir kumanda. 2 adet pille çalışıyor. Yalnız bir grafik tablet mantığında çalışmıyor da bir mousepad mantığında çalışıyor. Yani baktığınız yere bir ışın yollayıp Lokasyonu algılamıyor. Gyroskop sayesinde hareketlerinizi simüle ediyor ekranda. Gayet hızlı çalışıyor. Lakin şöyle bir sorun yaşadım. Wi-Fi'ye bağlamaya, Wi-Fi'ye bağlanmaya çalışırken bizim ofisin öyle bir şifresi var ki yani destan gibi. Onu yazarken biraz sıkıntı çektim demeyeyim. Şöyle oldu. Ya olduğundan fazla bir yükümlülük varmış gibi hissediyorsunuz böyle. Çok dikkatli olmanız gerekiyormuş gibi geliyor. Tabi alıştıktan sonra hızlı hızlı gayet hızlı yapabileceğiniz bir kumanda. Tabi ben İlkel bir adam olarak eski versiyon kumandaları alıştığım için onları kullanmayı tercih ederim. Ama çok hızlı çalıştığını da söylemeliyim. Eğer evinizde diğer erci akıllı ürünleri mevcutsa Wi-Fi üstünden birbiriyle haberleşebiliyorlar. Bu da önemli özellikler arasında yer alıyor. Bir ekosistem kurmak açısından önemli bir tercih sebebi. Peki televizyon her şeyiyle çok güzel hiç mi olumsuz yönü yok? Açıkçası bu fiyat aralığında benim beklediğim bir özellik vardı. Arkasında led'ler bulunsaydı ve atmosferi ona göre ışıklandırsaydı çok güzel olurdu. Gerçekten çok güzel bir televizyon ama eksik yönüne baktığım zaman sadece bunu söyleyebilirim kendi kişisel arzularım doğrultusunda. Keşke görüntüyü simüle eden, dışarı taşıran bir ışık teknolojisine sahip olsaydı. Ama dediğim gibi bu haliyle de gayet güzel bir televizyon olmuş. Günün sonunda sunduğu özellikler itibariyle LG Nano 91 4K akıllı televizyon alınabilitesi teknolojik anlamda yüksek. Fiyat performans açısından da halifelerine kıyasla güzel bir konumda yer almakta. Bence gayet güzel bir televizyon olmuş. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, yorumlarınız varsa lütfen yorumlara yazın. Ben Onuran Keskin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.